YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Dayı. Abi renk patlıyor, ışık patlıyor. Patlamıyor mu? Ha, patlıyor mu? Abi Uğur Usta illa bir elini sokacak oraya da. Sen mi kapat? Ha, mükemmel. Araba da karanlık zaten. Evet. Sürpriz araba, araba Kaliforniya plakalı. Diyeceksiniz ki Türkiye'de işi ne? Geldi, yok mu diyeceğiz. Arabanın hikayesi farklı. Şimdi arabanın ne olduğunu ilk önce gösterelim size. Çek bakayım, sığıyor musun? Şu anda sığdırmaya çalışıyoruz. Hatta şöyle Kaliforniya plakamızı da inelim. Şöyle amblemimizi de güzelce alalım Burak Bey. Bu neydi? 4.8 GTS miydi? Öyle bir şeydi. 3.8 GTS. 3.8 miydi? Ha, o kadar ufak. Evet. Ha. Ferrari F458 İtalya'daki motorun aynısı mı vardı? Öyle bir şeydi sanki. O konuda siz bizden daha bilgilisiniz. Yok ya, ben ne anlarım abi bunu. Bizim anlayacağımız Mercedes 124 klasa. Ufak ufak BMW 39. Şimdi bu arabanın hikayesi ne? Yaklaş abi bana. gel. Çek bakayım şurayı. Şöyle dön. Doktor bu ne? Gel bu tarafa da. Şurayı göster abi. Bir de burayı göster. Bir de gel şurayı göster abi. Birkaç tane daha vardı ama. Bu araba kurşunlanmış arkadaşlar. 15 tane sol yanından kurşun yemiş bu araba. İçindeki kullanıcısı yaralanmış, ölmemiş. Kaliforniya'da. Karanlık işler. Biz anlamayız. Bize niçin geldi bu araba? 1. Kapı döşemelerini tamir edeceğiz. 2. Ama neleri ezdim. 2. Tabii kurşun izlerini kapatmak için bir alelade boya yapılmış arabaya. Onu düzelteceğiz. Sol yan komple. 3. Torpidosunu gösterelim mi? Buradan belli olur mu? Gel öteki taraftan gezelim şimdi. Gel. Torpidosunu çek abi. Torpidosunda kurşun izi yok. Tabii Kaliforniya çok güneşli olduğu için hepiniz bilmeyebilirsiniz. böyle bir işçilik hatası var. Deformasyon oluşmuş. Şimdi biz bu torpidonun üst kısmını sökeceğiz. Kapı döşemelerini sökeceğiz. Arka sol kapı perdesini de söküp yenileyeceğiz. Bunun yanı sıra arabanın iç kısmındaki karbon kaplamalar orijinal tabii ki yani Maserati. Onlarda bir çatlaklar patlaklar var. Belki onları da bir el atarız. Komple bir zımpara, pasta, cila vesaire sol taraftaki kötü boyanmış yeri düzeltmeye çalışacağız. Olmazsa bir daha baştan boyayacağız. Ama komik olan burası Türkiye. Bu arabadan bilinen iki tane var Türk plakalı. Türkiye'de üçüncü araba bu diye biliyorum ben. Quattro Porte değil bu araba, GTS. GTS. Değişik. O zaman söküm aşamalarıyla başlayalım. Evet. Sevgili Ercan abi beni çağırdı. Göster abi. Bunlar yani şu malzeme. Zaten çatlağını bir çevir. Görelim abi. Çatlağını çevir. En göğüş. Çatlak mı? Aha. Çatlaklar şimdi şurası. Şimdi bu videoda da gösterdik ya çizik gibi duruyor ama bu çatlak. Mesela şuralar. Evet. Bunu daha önceden bir sökme operasyonu yapmışlar. Yaparken de kanırtmışlar. Kanırtmışlar bunu. Kanırttıkları için de zaten. Ayakları kırmışlar vesaire. Yani ayaklar orada boşta duruyor gibi. Evet. Ve kopmuş gelmiş. Bunun gizli vidaları var. Der Ercan Ustam. Gizli vidaları doğru düzgün sökmeden parçayı kanırta kanırta çıkartmaya çalıştıkları için ayağı kırmışlar. Bu tip bir arıza, bir hasar oluşmuş. Ki zaten bu kalkmış abi, değişik duruyor baksana. Bu yamulmuş. Evet. Bu da sıcaktan yamulmuş ha. Evet. Vay be. Bir dakika daha çevir abi. Şöyle net diyelim kameradan. Yani bakın bu buradan böyle. Evet. Evet. İçine ne yaptık abi? Bayağı bir söktük ha. Yani kardan saatini falan olarak komple devam ediyoruz. Ooo.
Vidalar bunların altında kalıyor. Vidalar onların altında. Peki abi, şu şey yerlerine bakalım. Onarılmış yerler. Bakın şu, görüyor musunuz? Elyaf var. Mesela orası kurşun deliği. Arka tarafı da söktün mü abi? Burada da aynı şekilde. Hemen bakalım. Hemen şu terin arkasında. Bak. Hacı kurşun. Şurada var. Orada var. Tabii daha farklı yerlerinde var, yok bilmeyiz. Yani bu buraya kadar gelip de nasıl vatandaş hesaplanmamış değil mi? Büyük şans. Ben bu arabaya binmeye korkarım normal şartlarda. Ha? Sen korkar mısın? Ne olursa olsun. Buradan şeyi gösteremiyoruz değil mi? Yok. Şu boya, yok kaplama değil abi, boya bu. Boya da fiber var yani. Yok, şeyi göstermeye çalışıyorum, dalgayı göstermeye çalışıyorum. Boyadaki hataları ama yok. Bunu gösterecek bir makine herhalde değil bu elimizdeki makine. Bu ne değişik sistemler bu arkadaş ya. Bunları fabrikada nasıl montaj ediyorlar abi? He? Fabrikada nasıl montaj yapıyorlar bunu? Bilmiyorum ki abi. Herhalde önce torpili takıyor, sonra direksiyonu takıyorlar. Direksiyonu öyle güzel yapmış ki abi. Şey gibi yani böyle. Hani bir soketi çıkarır takar şak gibi şak yapmışlar. Evet. Ama işte buradaki soketi bulamıyoruz. Bunun torpidosu daha önceden bir tamir görmemiş ama değil mi? Görmüş abi, görmüş. Görmüş, gene sökmüşler. Sökmüşler. Allah tabii Allah. Tabii civatalar hep eksik civatalar çıktı. Vay arkadaş. Avrupa'da uğraşırlar mı acaba bununla böyle abi? Bilmiyorum, uğraşır. Niye uğraşmasınlar? Vay vay vay. Saat oldu akşamın 10'u. Bence daha uğraşma. Bırakayım mı diyorsun? Bu kafayı sıyırtır adama. Git abi dinlen. Yarın gününüz hayırlı, daha güzel yaparız abi, diye düşünüyorum. Yarın nasıl yapacağız ya? Yarın da doktor randevu var kızımla. O yüzden dedim, inat ettim. Öğleden sonra yaparız abi. He? Randevudan sonra yaparız. Baksana abi, bitmiyor çünkü. En ufak bir şey kırsak başımıza bela alacağız. Yok öyle, bu iş öyle olmaz. Aynen öyle. Neyse, hakkını vereceksin bu işin. Öyle kırmayla olmaz. Gerekirse elbiyeyi sökeceğim. Sökeceğim. Onu ben kırmak istedikten sonra çıkarıp kırarım yani. Türk usulü vur kır. Sök, ondan sonra geri takarken de cırtlan tuttur. Şu bana dediler ki abi. Yani bana da öyle dediler de ben ondan dedim sana. Üstteki çıkıyormuş. Tek parça. Ben tamam doğru, burada civataları var, görünüyor. Arkadaki civatalara ne yapacaksın? Arkadaki civatalara... Elin girmez ki. Girmez. Nasıl çalışacaksın? Mecburen bu çıkacak. Ondan sonra ters çevirecek torpido. Arkadan civataları sökeceksin. Amma iş be. Biz bu arabadan kendimizi almayalım başkanım. Uğraşırız. He? Kendime alayım diyordum bir tane de. Bunu mu diyorsun? Bundan alayım mı? Bundan al ama bunu... Nereye alıyorsun 5000 TL? Yok ya, bu Türkiye'de pahalı ama Avrupa'da zannetmiyorum. Avrupa'da biz nasıl araba alacağız abi? Avrupa'da şu araba kaç para? 100.000 dolar var mı? 50.000, 100.000 dolar arasıdır herhalde. Yani. Burada var bir tane emsali satılık. 4.000 yazmış. Şaptın kaymış. Neyse hadi iyi geceler. Hadi sağ ol. Sendeyiz. Kaliforniya. Bizim orada çok sıcak oluyor. Ses gibi. Belli belli baksana. Biz Kaliforniya çocuğuyuz. Abi onlarda böyle önce mi asılan güneşliklerden yok mu acaba? BB otomobilde yaptığımdan onu göndereceğim buraya. Allah rızası için dağıttıracağım. Aynen öyle abi. Şeyli. Ya da göndermeseydin. Eskiden vardı ya sigorta şirketlerinde poliçe yaptığına da veriyorlardı. Lan ne günlerdi ya. Vay be. Evet. Bu daha önceden işlem görmüş mü diyorsun abi? Evet. Ya. Acaba bu araba airbag patlattı, pert falan mı? Pert kaybı yok. Biz 56-64'de Kaliforniya plakasıyla yazdık. Var mı abi, operasyon yok değil mi? Tersten bakınca bir şey görüyor musun burada? Yani burada bir şey göremiyorum ama... Airbag'e atlet sıkıştırmışlar. Falan diye böyle şey yapıyorlar ya, başlık atıyorlar. %80 mizansen. Yok mu abi şarkı? Peki şu start stop düğmesi fırtı zırtları alır mı üstüne? Yok onlar kalsın. Çünkü tesisat var da beraber. Oy. Tabii bunu çıkartmak için ne yaptık? 2 iş günü araba söktük abi, gel. Şurada mahalle var Allah aşkına.
Ver ben tutayım. Yanaş abi. Ben yanaşırım kanki. İki iş günü araba sökmenin sonucu. İngilizcesi olan var mı? Aranın sahibini arayalım diyelim ki kardeş bu söküldü. İngilizcesi olan var. Kaliforniya'ya mı arayacağız? Adam şeyde ya, Sultanahmet'te şu anda. Ha. Geziyor. Camilere falan gidiyor. Johnny abi. O bayağı da bir söktük arabayı ya. Abi neredesin? Geri toplarız değil mi başkanım? Allah büyük. Toplarız Allah'ın. Toplarız değil mi? Bu ne yapıyor arabanın içinde? Çalışıyorum ayağını. Dur seni de çekeceğim. Abi al sen malını. Ver baba. Bir dakika. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi bu arabayı biz şimdi yürütemeyeceğiz değil mi başkanım? Yok. Ve yürütmesini de geçtik. Bu arabanın direksiyonu dönerse airbag sargısını kullanıp kaçarız. Bostani Sanayi'de Hikmet Usta da yaptırırız. Sardırırız. Olur. Abi şu Maserati'nin sargısını bir halletsin. Sen onu göndermeden tahmin edelim diyorsun sanki. Bunu mu abi? Ha. Şeyi düşündüm de ısıtsa... Vaa yürü gidecek. İçti. Evet. O zaman... Senden sonraki süreçte bu arabanın nesi yapılacak Ercan abi? Bu tarafın zımpara pastası yapılsın. Bunu sökmek lazım ha. Burak abi bunlar sökülecek mi arkada bir zifler, karbonlar? Yok abi sökülmüşler ya. O hayatından çok memnun. Diyor ki işte oraya alüminyum kaynağı olursa böyle dalgalanırmışlar, memleymişler falan bir şeyler demişler. O şekilde kalacak o zaman. O şekilde kalsın. Öyle bir şeysi yok, tasarrufu yok. Ha abi şeyi sökme ya. Şunu da alacağız zaten. Perdeyi mi? Tabii perde yaptıracağım ona. Bir de şu kafalıktaki kurşun deliğini kapatmamız lazım. Oradan da şey girmiş. Sen söyle bana. Kurşun 2,5 lira. Abi bunun kafalıkta bir airbag yok mu? Bilmiyorum ki. Benim hiç olmadı ki var onlar. 124 kasalarda yok kanki. Onun içinde koltuğu sökmez inşallah komple. Cins araba ne olacağı belli olmuyor ki. Abi spirali alalım şuradan keseriz en son kaynaklarız ha. Sen biliyor muydun? Anlatayım sana. Anladım. Diyor ki bir araba sık arıza yapıp ucuz maliyetlerle tamir oluyorsa o araba Fransızdır. Bir araba nadir arıza yapıp da pahalıya mal oluyorsa Almandır. Tabii ki bu Audi Maudi değil, Volkswagen falan değil yani. Almanlı derken Mercedes BMW'den bahsediyor. Bir araba arıza yapıp hiç çözülemiyorsa İtalyandır derler. Arasın içerisine da selam olsun buradan. Yani o da Alfa Romeo'dur demek istiyorlar aslında. Bir araba hiç arıza yapmıyorsa da Japon'dur derler. Toyota, Mitsubishi, Nissan değil. Mazda. Fener lazım fener. Öyle bir esprisi var. Şimdi bunu toplayabilirsek... Toplayamazsak vurur bizi ha herif. Kartel başı. Kartel bir numara. Sence bu torpido kaç paradır? Gene şimdi Fermas'tan desek ki torpido getirtiyoruz. Ya fiktesi torpido 2200 lira mı dedi? Gene... Dedik bakım yapalım. Buradan Kaliforniya'ya dünyanın yolu gidecek. Yine vardır gene 20 euro vardır. Değil mi? 20-30 bin euro vardır. Dolardır. Bu arada bugün itibariyle Ukrayna-Rusya arasında bir bombalama operasyonları başlamış. Oradaki insanlara da geçmiş olsun diyelim. Savaş kötü bir şey. Gereksiz operasyonlar. Oradaki çatışmanın burada bize zararı var. Dünyanın her yerine zararı var. Dolar euro yükseldi gene. Yarın bakalım neye zam yapacak tedarikçiler. Evet. Ellerinde listeyle başlarlar gene gelmeye. Çiğni yaptılar ya. O zaman söktüler bunu. Yani eksik bir doğru. Tamam işte ya. Ustanın neyi hayırlıdır abi? Bir de arttıranı. Diyorsun. Kaç tane bir eksik? 3 tane. 3 tane bir de eksik. Ustanın bir de arttıranı makbuldür. Eyvah! Bakalım nasıl toparlanacak.
Malzemeler de hep geldi. Ne yapıyorsun ya? Datça'nın burnunun dibine Maserati çekilir mi abi? Hayırdırsın? Arkamda Datça'nın Maserati. Arkanı sağlama vermişsin. Aynen. Şimdi biz bu arabadan niye bu işlemi yapıyoruz? Boyadık mı burayı? Hayır. Hayır. İlgili yerde dışarıda yapılan boyanmış. İşlemde çok toz toprak ve hata olduğundan dolayı işçilik güzel olsa da hatayı gidermediklerinden dolayı kötü görüntü vardı. Evet. Biz bu kötü görüntüyü gideriyoruz. Aynen. Bir taktik be. Şu efsane oldu bak. Yırtıktan iyiydi. Bulamadık bunun malzemesini. Bak, yapılmamış da yapılmış hali. Bir daha göster abi. Bu yapılmamış hali drajedi, arka yapılmış hali. Ne fark var göster bize? Yandan bak görürsün, bu ne kadar mat, ona kadar parlak. Heee. Biz burada bu işlemi yaparken ne yapıyoruz? Verniği almıyoruz üzerinde. Yok. Sadece bir fuzuru olan katmanını aşağı alıyoruz. Kılcal çizikleri alıyoruz. Boyanan araba zımpara yapılmaz. Yapılır. Öyle diyor abiler. Onlar bilmiyor. Herkes kendi bildiğini yapsın. Yani. Peki arabaya sıvı zımpara yapıyorsunuz diyor. Araba diyor şey olmaz mı? Paslanmaz mı? Bir de öyle muhabbetler geldi bana. Yağmur yağmıyor mu bu arabanın üstüne? Ağaç diktiğin zaman su vermiyor musun? Hayır. Yaşarsın. Yağmur yağmıyor mu bu arabanın üstüne? Musun arabaya? Yani. Hoş muhabbet. Amerikalıyı bitirdik. Üzülürsün ha. Kaliforniyalıyı bitirdik. Ama bu arabanın hikayesi şuydu. Evet, bu plaka birebir bu arabaya ait. Ama arabanın plakası... Yeni arabam. Hayırlı olsun. 61'i doluydu, alamadım. Arabayı Gürcistan'da bizim arkadaşımız, adaşım Burak satın alıyor. Orada şirketi var, burada şirketi var, birkaç tane daha ülkede var. Kaçakçılık mı yapıyor? Hayır. Gayet resmi bir iş yapar. Bu arabayı ihaleden alıp günlük kullanımına, tabii Türkiye'deki benzin fiyatlarını bilmeden. Aynen. Alıyor. İşte süreçleri zaten izlediniz. Arabayı bitirdik. Arabayla acil işi var. Gürcistan'a bir gidecek seyahati var. Ondan dolayı bir kuaför vesaire şu bu yapamadık. Bunu bana hediye etti. Odama bunu asacağım. Bundan sonra şimdi bir gösterelim abi, gel ya. Görünürüm abi. Görünürüm abi. Nasıl? Hem şişman hem gözlüklü, aynı ben. Benim saç baş nasıl? Şaftımız kaymış durumda. Aynen. Zorlu bir gün çünkü. Peki... Ay tükürdüm. Pastacılığı da komple yaptım. Şey nasıl? Yapılan işlemler nasıl? Gel gösterelim. Nasıl abi? LPG'de az yakıyor değil mi? LPG'de bayağı bir az yakıyor. Benzinde ama yoruyor. Benzinde yoruyor. Şaka bir yana, sen bununla çok sıka sıka Artvin'den buraya 2000 lira benzin yakmadan geldim dedin mesela değil mi? Yani iki depo işte aşağı yukarı. İki depoyu yaktı. Ama Şubat ayında geldin, Şubat ayı rakamı. Tabii tabii, ama hakkını vererek geldik tabii. Öyle de bir durum var. 10 saniye bitirdik yolu. Benim M39'dan buradan İzmir'e 2000 lirayla anca gideriz biliyor musunuz? Yani. Sistem işte abi. Bak şeyde hep şey gel yapacak bir şey yok. Baksana. Toz toprak. Boyanadan getirdik. Sen bir göster abi arabanın içini.
bunu Sebahattin abinin anneannesi ördü. Bulamadık abi, yani şundan çok var ama bu incelikte olmadığından dolayı o sargının içerisine dönmüyor. Aynen. Bunu sen Gürcistan'a gittiğin zaman bir tane oradan alacaksın. Aynen. En azından buradaki delik, yani bu kurşun deliği gözükmüyor. Efendime söyleyeyim. Başka neyimiz var? Arka kafalık operasyonu biraz sıkıntılı oldu, o tekrarlanacak. Burada da var. Burada da kurşun var. Var mı, duruyor mu? Yok yani, kurşunun deliği var. Buradan girmiş, buradan çıkmış. Aa evet. Bileydim arka koltuğu da söker gönderdi. Yapacak bir şey yok artık. Bu da çalışıyor. Şimdi Ramazan'a kaldı bir hafta. Önümüzdeki hafta bugün iftar. Aynen. Allah, benim yanıma yaklaşma Serkan. Ben zaten cumadan cumartesiye sabahlıyorum ya. İlk günü uyuyarak girerim. Ramazan'dan sonra gel abi yanımıza. Ramazan'dan sonra bu arabayı bir tur versene emanet edip. Aynen. Sonuçta Türkiye'de kaç tane var bundan? Bilinen bu hariç 2 tane var. Aynen. GTS olduğunu özellikle üstüne basa basa söyleyelim. 3.8. O kadar mı? Kaputunu açayım mı? Kirli kirli gösterelim mi? Yani Maserati ve V8'i görelim. Görelim. Siz daha iyi telaffuz ediyordunuz abi. Ne? Quadraporte miydi? Anahtar kimde? Anahtar bende. Abi niye bu arabayı? Arabayı bıraktığınızda aldın gittin anahtarı. Bu anahtar içinde kalırsa hani kapı kilitlenmesin. Kilitlenmez. Olur ya. Garantisi kilitlenmez. Oo, çeyrek depo benzinim var. Araba. Durumun şeyden iyi. Hayırlı günlerde kullan. Anahtarın şeyi yok. Düğmesi yok. Düğmesi yok. Anahtarı komple buldum. Değişti için. Kurşun mu değmiş? Nazar değmiş. Yani sen kalk Amerika'dan ihaleye gir arabayı al. Git M16 ile taranmış arabayı al. Nasıl? Yani. Cesaret işi. Ama bunu önceki mazisi nasıldı bilemiyoruz tabii. Zenciler miydi oradaki? Yoksa bir zenci beyazı mı? Bence İtalyan mafyası biliyor abi. Olabilir. Yoksa niye Maserati alsın ki? Amerika'da zenciler seviyor mu? Ağızlarının tadını biliyorlar. Tabii zenciler seviyor. Bizim gibi 40 yaş üstü. Onlar bizden daha rahat yaşıyordur risklerine nazaran. Aynen. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Aynen. Videolarımızı beğenin, yorum yapın. Sosyal medya hesaplarınızdan dağıtın. Ben hayatımda ilk defa gördüm. Size de göstermek istedim. Teşekkür ederiz. Saygılar, sevgiler. İyi günler de kullan. Ay ay ay. Çok fena oldu. Hala geliyor. Hala geliyor. Ataşehir'e gitti be. Hala geliyor. Bizi takip edin.